göğüsler hangi sıkıntılara sebep oluyor? Küçük göğüsler kadınların psikolojisini nasıl etkiliyor? Göğüs ameliyatlarına dair tüm merak edilenler bu programda. Meme büyütme ameliyatlarında iz kalır mı? Meme protezlerinin sağlığa zararı var mı? Meme dikleştirme operasyonları nasıl yapılır? Estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Diren Çelik anlatıyor az sonra sağlıkla gülümsede. Sağlıkla Gülümse'ye hoş geldiniz. Bugün konuğum benim memleketimden Ankara'dan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz hocam. Hoş, ederim. E, operatör Doktor Diren Çelik, Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı. Evet. E, şimdi biraz sohbet ediyorduk. Ankara çok değişti. Hocam çok. ne taraftasınız diyorum. Hani ben bazı yerleri bilmiyorum bile. Hı hı. E, nelerden bahsedeceğiz hocam bugün? E, meme estetiği ameliyatlarından e, bahsetmek istiyorum aslında. E, çünkü oldukça fazla e, talep olan bir konu günümüzde. E, bir de tabii çeşitleri var meme estetiği ameliyatlarının hani büyütme, küçültme, dikleştirme ya da meme kanseri sonucu kaybedilmiş memelerde tekrar şekillendirme gibi e, bunlardan bahsetmek iyi olur diye düşünüyorum izleyicilerimiz için. Evet, e, şimdi e, ben sorularımı almamam çok iyi olmuş. E, şimdi göğüs meme estetiği ameliyatları e, neler? Bir de şu e, kavram kargaşası da var. Göğüs de diyor musunuz e, hocam göğüs? E ee, hani göğüs kafesi mi eee <laughs> Oradan ben bir şey yapayım. Aslında meme demek daha doğru. Daha doğru Çünkü değil mi hocam? Çünkü bizim ilgilendiğimiz doku meme dokusu. Evet. Ama daha çok göğüs olarak belki meme biraz daha belki kaba bulunuyor olabilir insanlar ama yani, tarafından ama doğrusu meme. Doğru şey yapmak. Doğrusu meme. Yani göğüs kafesinin orada olduğu için. Biraz göğüs diye bahsedilebiliyor. Göğüs diye yani. de bahsediliyor. Peki bu ameliyatlar neler? Neler yapıyorsunuz hocam? Şimdi aslında yaş gruplarına göre veya medikal durumlara göre değişkenlik gösterebiliyor. Mesela daha genç hastalarda biz daha çok büyütme ameliyatlarını sıklıkla yapıyoruz. Tabii ki gençlerde de küçültme yapabiliyoruz ama genelde daha küçük memeler daha büyük olsun istiyor genç kızlarımız. Ya da daha ilerleyen yaşlarda doğumlardan sonra menopozdan sonra artık yük haline gelen memelerde bu sefer küçültme yapabiliyoruz. Ya da yeni doğum yapmış annelerde bazen emzirme sonrası e, memelerde sönme diye nitelendiriyorlar biraz içi boşalıyor biraz aşağıya doğru yer değiştiriyor O tür durumlarda da dikleştirmeler yapabiliyoruz. Evet e, her tür duruma göre hepsinin eşyan. detaylarına e, girelim hocam e, Küçük gözler kadınların psikolojisini nasıl etkiliyor. Meme büyütme ameliyatları kimlere yapılıyor. Ee, şöyle aslında tamamen bir e, özgüven oluşturma çabası içerisindeyiz. Yani memesi küçük olduğu için e, kendine güveni daha az olan kızlarımızda kızlarımızda diyorum daha çok genç yaşlarda yaptığımız için bu ileri yaşlarda da olabilir ama e, bir özgüven eksikliği olabiliyor. Gerçekten hani memenin büyütülmesi de basit bir ameliyat olduğu için kazandığı özgüvenle belki belki konuşması insanlarla ilişkisi vesaire bile değişebiliyor. Hani medikal bir problem yaratmasa da ağrısı vesairesi olmasa da aslında psikolojik ve sosyal bir gelişim gösterebiliyor meme büyütme ameliyatlarından sonra. Ee, bu ameliyatlarda meme büyütme operasyonlarında neler yapılıyor? En sağlıklı yöntem aslında 10 yıllardır yapılan e, protez uygulaması. E, silikon bazlı protezlerimiz var. E, bunların meme altına veya kas altına hastasına göre e, yerleştirilmesiyle e, aslında en sağlıklı yöntem protezle büyütme. Bunun dışında yağ enjeksiyonu vesaire alternatiflerimiz var ama bizim her zaman ilk tercihimiz protezler olmuştur. Evet. Ee, onlara geleceğim şimdi. Hangi durumlarda kullanılıyor protez? Büyütmek istiyorsak, bir hacim kazandırmak istiyorsak memeye, protezle bu hacmi kazandırıyoruz. Sadece protezle büyütme de yapabiliyoruz ya da dikleştirme yaparken protezle hem dikleştirip hem büyütme yapabiliyoruz. Bu tür durumlarda kullanılabiliyor. Evet, ee, peki protezin boyutları neye göre ayarlanıyor? Bunlar boyut boyut mu? e kişinin hani vücut yapısı, boyu, kilosuyla orantılı mı oluyor? Nasıl oluyor? Oldukça fazla sayıda protez çeşidi var aslında. Yani çaplarına göre, yüksekliklerine göre, hacimlerine göre e, dediğiniz gibi buna nasıl karar veriyoruz? Aslında son yıllarda e, özellikle benim e, sanırım 4-5 senedir kullandığım bir 3 boyutlu simülasyon e, programı var. Burada hastanın 3 boyutlu bir taramasını yapıp daha sonra protest konulduğunda hani hangi hacimde bir protest koyduğumuzda nasıl bir sonuç alacağımızı biz hastaya gösterebiliyoruz. Aslında teknoloji burada çok, da çok, devreye giriyor çok ve oldu. sizin evet. de hastanın da herhalde içi daha rahat ediyor o ee, durumlarda. Şöyle bir şey var. Tabii ki üzerine konuşabileceğimiz bir görüntü oluyor hem de üç boyutlu ve hasta ben bunu istiyorum diyebiliyor. Hmm. Şimdi o ok görüntüyü de biz kaydediyoruz. Ameliyathaneye kadar o görüntü geliyor bizle beraber daha sonra da ameliyat sırasında önce deneme protezlerini koyup onun beğendiği hastanın beğendiği görüntüyle karşılaştırıp hangi protez o görüntüyü yaratıyorsa orijinalini koyuyoruz. Yani sıfır hataya yönelik yapılmış bir çalışma bu aslında. Yani ameliyathanelerde de oradan takip ediyorsunuz yaptığınız düşündüğünüz. Tabii o görsel boyutlu... bizim ekranlarımıza geliyor ameliyathanede. Evet. E, peki e, silikonlarda e, teknolojik gelişmeler var mı? Biraz e, bundan da bahsedebilirsiniz. Hani bunlar da değişiyor. Daha önce de programlarımızı aldık ama epeydir bu konuyu konuşmamıştık. Silikonda da teknoloji e, el attı mı oraya da? E, ne var? Tabii ki zaten bizim kullandığımız geleneksel protezler yani içi silikon jel, dışı da katı silikondan oluşmuş protezler her geçen gün kendini geliştiriyor. O ayrı bir konu. Bir de şimdi daha çok meme altı planda kullandığımız poliüretan kaplı protezler ben var. Ben silikon diyorum da hani halkalı. Silikon arasında zaten öyle... içi yine silikon. Yine silikon mu? Poliüretan kaplaması içi silikon. Evet. Bir de daha hafif protezler var. Yani. Yine silikondan yapılmış ama diğerine göre, geleneksel proteze göre daha hafif olan protezler var. Bunları da zaten hastalarımızla paylaşıyoruz. Bizde numuneleri var onların evet. muayenehanelerimizde. Bunları gösteriyoruz. Hastaya avantajlarını, dezavantajlarını vesairesini anlatıyoruz. Birlikte karar veriyoruz. Beraber yani karar Hangisi veriyoruz. olması gerektiğine. Tabii. Gerek, tabii. Öyle mi? Peki, emzirmeye engel olur mu protezler? E, kanser açısından riskli mi? Bir diğer sorum olacak. Emzirmeye engel olur mu? Emzirmeye engel olmaz net bir şekilde. Sadece büyütme yapıldıysa e, neden olmaz? Çünkü biz memeye hiç dokunmadan yapıyoruz büyütmeyi. Meme altı plana dahi yerleştirsek e, hiç meme dokusuna dokunmadan altına yerleştiriyoruz. Zaten e, çoğunlukla kas altı yerleştiriyoruz. O zaman zaten memeden çok uzak bir plan oluyor. Yani derin bir plan oluyor. Hmm. E, böyle bir riski yok. Küçültme ameliyatlarında bir risk var Bu da yapılan tekniğe göre, teknik de hastaya göre değişiyor i̇şte %3 ila 5 arasında ortalama Tekniğine göre de artış gösterebiliyor Bazı tekniklerde süt vermeyecek duruma gelebiliyor hasta çok büyük memelerde Tekniğine göre olabiliyor ama büyütmelerde böyle bir risk yok Evet Peki e, meme kanseri çok e, yaygın özellikle kadınlar arasında meme kanseri açısından riskli mi bu protezler? E, meme kanseri açısından yine e, aslında meme ile temas halinde olmadığı için yani dokunun içinde olmadığı için e, böyle bir etkisi yok. Evet. Çünkü memenin dışında bir varlık protezi zaten kendi etrafında bir kapsül örüp e, bağımsız bir şekilde yerinde duruyor. Dokuyla bir ilişkisi yok. O yüzden kanser riski var diye bir şey söyleyemeyiz. Evet. Protezleri daha sonra değiştirmek gerekir mi? Hani kullanın 3 <laughs> sene 4 sene atıyorum Hı -hı. E, veya 10 sene daha sonra gelin değiştirilsin gibi bir şey var mıdır e, burada? Şöyle değiştirilsin değil ama 10 <laughs> seneden sonra 10 sene 15 sene 20 sene gibi süreçlerde e, kontrol etmek istiyoruz. Hı. -hı. Görmek istiyoruz. Hani Bazen çok nadiren 15. 20. senelerde kalsiyum tutabiliyor protezler ama yani şöyle söyleyeyim bu da teorik bir bilgi ben hiç görmedim. E, ama kontrol ediyoruz tabii ki. Ama çıkaralım değil, görelim diyoruz sadece. Mutlaka kontrolleri yapılması lazım mı? Mesela rutin olarak ne önerirsiniz? Hani protez şöyle, konduktan sonra. Çok nadir komplikasyon görülür protez ameliyatlarında. Bu da zaten hastada kendini hemen hissettirir. Ee, mesela o dediğim sertleşme hasta bunu hisseder. E, o sertleşme hissettiği zaman gelir. Onun dışında e, hani 10. sene, 15. sene artık hasta alışmış olur. Protezi unutur. Yani protezle yaşamayı e, artık bir eski yaşamıyla bir, bir fark göremez onun arasında ve e, aklına da gelmez aslında. Ama bizim rutinde, teorikte söylediğimiz bir şey bu. İz kalıyor mu? büyütme ameliyatlarında 4 santimetre çok küçük bir kesiden biz bu protezleri koyuyoruz ve çok ben genelde meme altı tercih ediyorum koltuk altı tercih edilebilir yani çok belirsiz bir iz oluyor meme büyütmelerde evet. meme küçültmelerde biraz daha fazla dikiş izimiz olabiliyor O da zaten biliyorsunuz bizim alanımız estetik gizli dikişler kullanıyoruz ama mutlaka meme başı çevresinde meme altında vesaire Çizgi şeklinde izler olabiliyor. Giderek silikleşse de hasta aynaya baktığında bunları görüyor. Ama hem orada bir yük kaybı olduğu için yani memeden kurtulduğu için çok rahat bir hayata alışıyor. Görüntü olarak da onu tatmin ettiği için genelde izler rahatsızlık yaratmıyor. Evet meme büyütme ameliyatlarında hep aynı tip ameliyat mı yapılıyor? <laughs> Protez nereye konuyor? Şöyle, protez koyduğumuz seviyeler kas altı, e, meme altı veya ikisinin arası diyebileceğimiz dual plane, yani yarı kas altı, yarı meme altı olabilir. E, her hastada bu farklı değerlendirilebilir. Mesela e, benim bir hastam vardı, milli kürekçiydi. E, bu tür bir hastada, göğüs kasını çok kullanan bir hastada kas altı koymayı tercih etmeyiz. O zaman meme altı koyarız. Ama böyle bir şey yoksa... E, Bizi zorlayan bir durum yoksa kas altını ya da dual plane dediğim seviyeyi daha çok tercih ederiz. Evet. Bu üç planı düşünebiliriz. Tabii bütün e, her şey kişiye özel aslında. Aynen öyle. Ee, Aynen Evet. Öyle. Peki yaş sınırı var mı? 18 yaşından sonra hastalara yapıyoruz biz bu ameliyatların hepsini. Ya da işte geç yaş diye düşünüyorsanız hani kronik bir hastalığı yoksa yani ameliyatı kaldırabilecek durumdaysa Hastayla tartışarak yapılabilir. Evet. Ee, büyük göğüslerin yarattığı fiziksel sıkıntılar ve sağlık sorunları neler hocam? Orada yani, da sıkıntılar oluyor sanıyorum. Tabii yani şimdi bir erkek olarak benim bunu anlatmam garip kaçabilir ama o kadar çok görüyorum ki. Kadınlar kadar biliyorum neredeyse. Özellikle menopoz sonrası hocam. <laughs> yaşamasam da evet. yaşıyor gibi tabii, oluyorum onlarla. Evet. Ee, sırt ağrısı, boyun ağrısı oldukça fazla. Özellikle menopoz döneminde ve sonrasında. Hı hı. Ee, yine omuzlarda e, süttenin ağırlığına yani memenin ağırlığı süttene bindiği için omuzlarda yaralar oluşabiliyor. Evet. Yine yaz aylarında özellikle sıcak bölgelerde e, meme altı e, pişikleri çok ciddi anlamda rahatsız edici olabiliyor. Ee, küçültme ameliyatından sonra bunların hepsinden kurtulabiliyor aslında. Evet e, gerçekten o duyduğum şeylerde hani çok rahatlattığı kişileri e, hani bir yerde bir sağlık sorunu olmuş oluyor. Öyle, evet. Böylelikle. Spor yapmaya başlıyorlar mesela. Spor değil mi? Evet. E, doğru. Peki göğüsler neden sarkar? Daha çok gördüğümüz şey aslında emzirme sonrası genellikle. Yani sonuçta sarkma dediğimiz şey yer çekiminin bir etkisidir ama hani zayıflamayla e, falan da oluyor. O da o da bir etken tabii ki. Çok fazla kilo alıp vermiş hastalarda olabilir. Kilo aldığı zaman meme büyür. Daha sonra hızlı bir kilo verme, özellikle zayıflama ameliyatlarıyla çok hızlı kilo verme süreçlerine girebiliyor hastalar. E, bu tür durumlarda yağ kaybı ile birlikte cilt zarfı yine sarkma yapabiliyor. Ama bizim gündelik hayatta en çok gördüğümüz şey Emzirme sonrası sarkmalar. Hem biraz volüm kaybı da olabiliyor. Cilt zarfı da fazla geldiği için sonrasında sarkma olabiliyor. Bunlar da dikleştirme evet. ameliyatıyla. Bu meme küçültme ameliyatı zor bir ameliyat mı hocam? Aslına bakarsanız meme küçültme ameliyatı ağrısı çok olan bir ameliyat değildir. Mi? Dikişleri fazla olduğu için evet. insanlar gözünde büyütebilir ama Kas dokusuna geçmediğimiz için, kasın yüzeyinde kaldığımız için bir yumuşak doku ameliyatıdır. Ee, öyle çok ciddi bir ağrı vesaire görmüyoruz. Meme toparlama, hani protez koymadan çok kısa bir cevap verirseniz sevinirim. Buralarda protez, iyi sonuç alınıyor mu? Tabii yani yine ama bir miktar iz olan ameliyatlardır bunlar. Meme altında iz olmaz sadece, meme başı ve aşağıya doğru bir iz olur meme dikleştirmelerde çoğunlukla. Eee protez koymadığımız zaman meme başının altında kalan dokuyla birlikte e, onu yukarı taşıyarak kalan zarfı da kapatarak bir dikleştirme yapılabiliyor. E, o da hani protez kullanılmıyorsa ağrısı az olan ameliyatlarda. Çok teşekkür ederim. Ben hocam. teşekkür Çok ederim. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Sağ olun, teşekkürler. Çocuğunuz sebepsiz yere ağlama krizlerine giriyor. Ne yaptıysanız susturamıyor musunuz? Peki ne yapacaksınız? İnfantil kolik önlenebilir mi? Bebeğin kolik dönemlerinde nelere dikkat edilmeli? Bebek reflüsü nasıl tedavi edilir? Bebeklerde hastalıklara karşı korunma yöntemlerini çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Nursel Basut anlatıyor az sonra sağlıkla gülümsedi. Evet, şimdi konuğum uzman doktor Nursel Basut. Hoş geldiniz Hoş hocam. Dedim, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı. Şimdi bütün anneleri, anne adaylarını, anneanneleri, babaanneleri, tüm aileyi Bekliyorum. E, konumuz bebekler evet. ve bebeklerde neyi anlatacağız, neden bahsedeceğiz bugün? Özellikle ilk 6 ayda bir anneyi bekleyen problemlerden bahsetmek istiyorum. Çünkü bebeğimizi evet doğurduk, kucağımıza aldık. Bence bir annenin başına gelebilen en güzel süreçlerden biri başlıyorken bazen anneler hazır girmeyebiliyor bu sürece. Hazır girmeyince de başına gelebilecek senaryoları bilmediği için, yanlış yönetmeye başlayabiliyor ve beklenmedik kötü sonuçlar olabiliyor. Mesela ilk zamanlar için söyleyeyim işte memeretleri beraberinde işte kolikler. Bunlar tabii kötü sonuçlar doğurabiliyor. Emmiyor çocuk sıkıntılar evet, yaşanıyor. En büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Bebeğimizi doğurduk, evet. Her bebek doğduğu anda pat diye annenin göğsünü cuk 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 emmeye biliyor. Evet, ilk memer sorun. sorum. Evet. Bundan biraz bahsedelim hocam. Şimdi, çok önemli bir konu. Çok önemli gerçekten aylara göre değişiyor. Mesela erken dönem meme reddini yönetmek birazcık daha farklı. Ama 3-4 aylık olan meme reddleri birazcık daha farklı. Şimdi bebek hemen doğduktan sonra genelde meme reddini eğer görüyorsak genelde burada bir davranışsal yanlışlıklar söz konusu olabiliyor. Mesela bebeğimiz doğduğu anda olabildiğince en kısa sürede annenin göğsüyle buluşup ten tene teması çok çok kıymetli. Ama ne yazık ki birazcık sanki biz bunda gecikmeler yapıyoruz. İşte istenmeyen nedenlerden dolayı, sezeryanda doğumlar, anestezik ajanlar. Bebek ne kadar anneyle geç buluşursa meme reddini o kadar fazla yaşıyoruz. E, anestezinin etkisi, anne bilmiyor sütünüz henüz gelmedi. Hemen orada yanlış böyle yorumlar falan oluyor. Emzikler giriyor, devreye biberonlar giriyor, devreye mamalar giriyor, devreye. Tabii erken... Burada en yetkili bizi yönlendirecek kişi çocuk doktoru mudur? İlk etapta kesinlikle evet ama ilk anda bebek çıkıp hani ilk zaten mutlaka bebek doğduğu anda hastanede çocuk doktoru görüyor. görüyor. Evet sağlıklı mı değil mi onu görebiliyor. Odaya alındıktan sonra evet çocuk doktoru ama hemşirelerin dışında bir de bebeği ve anneyi bekleyen bir grup var. Aslında ben birazcık buna da değinmek istiyorum. Yani odaya bir giriyor anne evet ne uğradın şaşırmış zaten bebek çıkmış ağlıyor ağlamıyor odada onlarca kişi. Bunu yapmamaya çalışalım. Biraz sükunet mi? o ilk evet. şeylerde biraz bir şey yap Evet çok büyük bir sevinç ama o anı bebekle annenin biraz yalnız bırakmak lazım. Çok karışmamak lazım. Çok önemli lazım. bir şey. Zaten çok karışmasak, çok müdahale etmesek bebeğimiz anneyi tutacak, göğsünü de tutacak. Doğal bir süreç yani. Evet. Yani o anda gelen bir iki damla su bir süt bile bebeğimize yetecektir. Burada emziği lütfen, emzik, mama, şekerli sular ...ondan sonra pekmezli sular damlatılıyor... ...bunları lütfen yapmayalım... ...of... <laughs> ...hepimize söylediniz bunu... ...yani gerçekten yapmayalım... Evet. ...o oluşacak kendiliğinden... Tabii. ...bazen peki... ...hakikaten... ...günler süren bir süreç oluyor... ...orada ne yap yapıyorsunuz? Şimdi orada eğer anatomik bir sıkıntı yoksa... ...yani hani annenin göğsünde bir sıkıntı yoksa... ...işte göğs ucu, ...işte çöküklüğü vardır... ...meme ucu gerçekten yoktur... ...öyle bir durumda bazen destek vermek gerekebiliyor... ...neler yapıyoruz biz burada? Yine emzik ve biberon değil de... ...ne yapıyoruz? İşte şırıngayla ya da EDS dediğimiz... ...işte minik bir tüp koyup... ...oradan sütü verebiliyoruz minik minik... ...ya da parmakla emzirme dediğimiz teknikle... ...parmağı bir tıp tuturup... ...şırıngayla damla damla damlatabiliyoruz... Yani her türlü o buluşmayı sağlayacak yardımcı ajanlarda evet destek olabiliyoruz biz. Ee, burada verilen şey anne sütü mü? Anne Yok. sütü varsa anne evet, sütü. Çekebiliyorsanız. Tabii çekebiliyorsunuz. ama bazen gerçekten bazı annelerin sütü hele de sezaryen sonrasında hemen gelmeyebiliyor. Orada mama desteği oluyor evet, mu? Evet. Ama biberon yapıyoruz. vermiyorsunuz. Evet biberon vermemeye çalışıyoruz. Çünkü bazen bir kere bile biberonu almış olan bebek daha sonrasında anne göğsünü tutmayabiliyor. Doktor kontrolünde mutlaka orada olalım. E, gerekli hastanede ile ilgili eğitim almış mutlaka hemşire arkadaşlar vardır. Onların desteklerini mutlaka alalım. E, çok iyi. Onlar hep yaptıkları işi, Aynen işi öyle. çok çok iyi biliyorlar. Aynen. Uzman doktor Nursel Batur e, basut, e, basut sorularımızı yanıtlıyor. E, çok önemli. Hepimizin bir anda böyle aciz kaldığı bir evet. e, şey oluyor. Anlar olabiliyor bu bebeklerin ilk doğduğu zamanlar. Çok da iyi bilseniz, bir tane evet. doğursanız da. Bir sonraki bebekte de Bambaşka olabiliyor. Bambaşka oluyor. Evet. Hepsi kendine özel. Aynen. Annenin o doğum öncesinde gebelikte yaşadığı stresi, sıkıntısı, hı hı. doğuma girdiği andaki stres, sıkıntı hepsi bu doğumdan sonraki anne bebek ilişkisine yön verebiliyor. Evet. Burada biberon kullanılması gerekirse nasıl olmalı? Şimdi erken dönemde evet anne gerçekten süt gelmiyordur. Anne streslidir ve anne emziremiyordur. Bebek yani, beslenemiyordur. Bebek beslenemiyordur. Artık kan şekeri düşüklüğü başlamıştır. O durumlarda tabii ki uygun olan teknikle bebek mutlaka beslenmeli. Ee, burada e, yetkili kişi demin de onu sordum. Yani e, aile değil de e, mutlaka e, sağlık doktor, çalışan ya hekim sağlık ya da bırakılmalı. E, onlara bırakılmalı evet. diye düşünüyorum. Peki e, meme reddine annenin beslenme şeklinin yeri nedir? Meme reddi oluyorsa annenin beslenmesinde bir sakıntı var mıdır? Yok. Şimdi bir de meme reddinde beslenmenin şöyle bir rolü var. Mesela işte ileriki dönemlerde yaklaşık 3-4 aylıkken falan da bazen ya da işte 1 bir aylıkken birdenbire çocuğumuz meme reddine girebiliyor. Orada da ha bu da oluyor. Tabii özellikle 3. 4. aylarda. Bizim en sıklıkla meme reddini gördüğümüz dönem aslında 3-4 aylıkken ama orada gerçek mi mereddi mi yalancı mı mereddi mi bunu ayırt etmek gerekiyor. Şimdi bazen 3-4 aylıkken bizim çocuğumuzun algısı açılıyor dış dünyayı öğreniyor bir anne dışında bir görme refleksi algısı açıldığı için dışarı yöneliyor. Çok akıllılar. Şimdi. Çok akıllılar o anda da bir de daha güçlenmiş oluyor alması gereken sütü kısa sürede alıyor ama anne ilk aylardaki refleksi bekliyor. Hı. Ama bebek kısa sürede daha güçlü bir şekilde sütü alıp bir dakika diyor ben doydum diyor biraz etrafa bakmak istiyorum diyor. Annelerde veya sürekli bir de korkuyoruz em tabii. Durumlarda. Artık 3-4 saat anneyi emmeyebiliyor. Orada panik olmamak lazım. Eğer Heh. aylık alması gereken kiloyu alıyor ise tamam. orada zaten zaten hekim kontrolünde artı günlükte 4-5 kere çişli bez yapıyor ise aslında bu mümereddi değil. Bebek alması gereken sütü alıyor ve biraz sakin olmak lazım. Bizi kandırıyor. Yani aslında o artık ya kısa sürede evet. alması gereken süt alıyor. Ama bazen şöyle bir durum oluyor. Hani bes, anne beslenmesiyle ilgili eğer bir intolerans yani alerji durumu söz konusuysa bazen annenin tükettiği gıdalardan birine karşı bebeğimiz tepki verebiliyor. En sıklıkla karşılaştığımız durumlardan bir tanesi inek sütü protein alerjisi mesela. Eğer bebekte inek sütü protein alerjisi varsa Anne inek sütüne dair herhangi bir ürün tüketiyorsa, süt olabilir, yoğurt olabilir, peynir olabilir. Bebekte tek başına meme reddini görebiliyoruz. Bebeği kucağa aldığımızda resmen savaş veriyor. Ben almayacağım diyor. Senin sütünü aldığında ben rahatsız oluyorum diyor. Burada da mutlaka zaten hekimler hop bir dakika bir besin alerjisi mi var, intolerans mı var diye unutmamak gerekiyor. Çok güzel şeyler anlatıyorsunuz. Vallahi böyle dinliyorum zevkle. Ee, peki anne bebek ilişkisi bu meme reddi süresince nasıl olmalı biraz değindiniz ama eklemek istediniz annenin bir defa hani her dönemin farklı olduğunu yeni doğan dönemini de birinci ayda ikinci ayda bebeğin büyüyen bir canlı olduğunu ve her dönemde verdiği tepkilerin farklı olduğunu bir kabul etmek lazım annenin çok rahat olması gerekiyor yani. Tabii ki en büyük destekçi babalar. Babana mutlaka destek olması gerekiyor. Hı hı. E, etrafta böyle olumsuz yorum yapacak birleri varsa da birazcık da dışarıda tutmak gerekiyor. Bir de o anne bebek baba üçgeninin bir aile bireyi hani aile olmasına izin verip e, ziyan yana olabildiğince zaman geçirmesi gerekiyor. Ne güzel anlatıyorsunuz gerçekten. Peki infantil kolik. Kolik evet. nedir? Buna geçmek istiyorum çünkü bu çok, da çok sıkıntı. Çok sıkıntı Yaşadık. aynen. Yani meme reddinden önce belki anneyi en çok zorlayan konulardan bir tanesi infanti ikonik. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Benim bir hastamda şöyle bir durum yaşamıştım. Olayın ciddiyetini anlatmak için söyleyeyim. Üst komşu polise haber vermiş. Polis geliyor evde bebek ağlıyor kapıyı çalıyor. Üst komşu şikayet etmiş bebeğe işkence ediyorlar diye. Bazen bu boyutta olabiliyor. Nedir memek, infantil kolik? Aslında halk arasındaki adı gaz sancısı. Evet. Doymuş bebeğin hayata adaptasyon problemi. Bir daha söyler misiniz? Yani Bu... karnı doymuş, güzelce beslenmiş bir bebeğin bedeninin hayata, anneye adaptasyon süreci olarak kabul edebiliriz. Evet. Aslında bir olgunlaşma süreci. Yani mide bağırsak sistemi, bedeni, e, psikolojisi... Kaç günlük başlıyor bu? Ortalama iki haftalıkken başlıyor. başlıyor. Ve bir üçler kuralı var infantikolikte. Ortalama üç ay kadar sürüyor. Haftada minimum üç gün sürüyor. Günlükte minimum üç saat sürüyor. Peki ne önerirsiniz? Şimdi bunun tamamen böyle fizyolojik bir süreç olduğunu, ortalama da üç aylıkken bir azalma eğilimine girip geçtiğini biliyor olmak lazım. Zaman net bir şekilde zamanla azalıyor. Bu bütün hastalıkları biliyor. Süreçte ne panikler oluyor? eyvahlar yani neler neler oluyor. Neler neler oluyor. Gece özellikle yeni doğan bebeği olup acile gelen en sık grup infantil kolik. Soluğu gece acilde alıyor benim annelerim. Çünkü korkuyorlar. Elleri ayaklarını dolu. Bebek neredeyse nöbet geçiriyormuş gibi katılıyor resmen. Dudağına etrafında solukluklar ne yaparsın susmuyorlar. Bu tür durumlarda bir defa şunu söyleyelim. Ne yapmamız gerekiyor? Bir defa eğer öncesinde gündüz gözüyle bebeğimiz güzel emdiyse anneliği, ateşi yoksa, fışkırır tarzı kusmaları yoksa bu düzenli hemen hemen her akşam olmaya başladıysa bir sakin olmak lazım. Evet bunun normal bir süreç olduğunu eğer biz biliyor isek yönetmek daha kolay oluyor. Bizim kullanmış olduğumuz tedavide bazı rahatlatıcı ajanlarımız var. %100 tedavide net sonuç almamakla birlikte yardımcı oluyor. Probiyotikleri kullanabiliyoruz. Bazı bitkisel ajanlar var onları kullanabiliyoruz. Ama ne yaparsak yapalım o anda susturamayabiliyoruz. Böyle e, olmak, sıcak yapmak, bir duş banyo sonrası falan. Masaj çok keyifli. Şimdi bir de altın bir böyle bir pozisyon göstereceğim size o kesinlikle ha, çok önemli. Ay ne olur yapalım. Ne Bunu olur göstereceğim. Yapalım. Şimdi yani. bunların hepsini yaptık. İşte şuruplarını verdik, desteklerimizi verdik, ılık duşumuzu aldık, yazı yaptık ama bebeğimiz ağlıyor ve gecenin onu ne yapacağız? Yani acile mi gideceğiz? Vallahi fön makinesi elektrik kullandık, süpürgesi elektrik mi süpürgesi, süpürgesi kullandık. Ama ee, susmuyor. 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 İşte ele e, Şimdi. fön makinesi herkesin başına gelmiştir. Sihirli buna. bir pozisyon göstereceğim. Çünkü Buyurun. bunda %90 bütün bebeklerim susuyor. Bir defa Rahatlayıp yani rahat olup bebeğimizi kucağımıza alıp tabi bu süreçte elimizden geldiğince ten tene teması ve dokunmayı ihmal etmeyeceğiz. Yani bebeğimizi sarsmayacağız ne oldu ne bitti diye. Hep yumuşak geçişler yumuşak dokunuşlarda. Bebeğimizi kucağımıza alıp şu şekilde elimizle göğsüne başına destek vereceğiz. Diğer elimizle de bacaklarını böyle gevşetip birazcık karnına doğru çekeceğiz. Hmm. Hafif de öne eğeceğiz. Ne yapmış olduk aslında anne karnındaki pozisyonu almış olduk. Ay çok güzel. Ve minik minik titreşimler ayakta göstereyim. Buyurun. Şöyle. Minik minik titreşimlerle hareketler yapmak. Aslında bir nevi ne yapıyoruz? Anne karnındaki Yalnız pozisyonu vermiş unutmayın. oluyor. Yalnız başını unutmayın. Hocam Destekleyeceğiz. elinizi bakın destekliyor. Evet. Ee, başlar 15 günlük bir bebekte başını. Evet. Tabii şunu şöyle lazım. şöyle kesinlikle değil. Çok yavaş. Şöyle. Minik şu bacaklar gevşettik. Evet. Kendi karnına doğru çekti. Birazcık karın içine basınç uyguladık. Evet. Popodaki gazlar çıksın diye birazcık popoyu rahatlattık. Ve minik minik sarsıntılar Süpersiniz yaptık. Yüzde hocam. susuyor bebekler ve evet. rahatlıyor. Rahatladıktan sonra da tekrardan onu kendi göğsümüze doğru alıp yine sakin bir ortamda emzirmeye çalışalım. Emzirmeye çalışalım. Evet. Çok güzel. Ağlayan bebeği de, bu da onun da çok önemli. Ağlıyorken bebeğimizi memeye tutturmayalım. Yani hani memeye tutsun diye uğraşmayalım. O savaş çünkü ikisine de iyi gelmeyecek. Anneye de bebeğe iyi gelmeyecek. Onu o ortamı sağlayıp onun kendini almasını... Belki de. Aynen öyle. Lazım. Bir de bir, bir suçlanan neden de kolikte fazla gaz yutmasıdır. Burada da özellikle emzirirken dikkat edilmesi gereken bir şey var. Bebeği elime almışken onu söyleyeyim. Annenin rahat bir pozisyonda bebeği emzirmesi çok önemli. Biraz yani, geriye mi gitsin? Evet Anladım. hafif birazcık yaslım. En sık yapılan yanlışlardan bir tanesi annelerin bebekleri şu şekilde emzirmesi. Şöyle yapıyorlar. Benim makasla. eğiliyorlar. Evet. Bu çok yorucu ve yıpratıcı. Anne için de çok yorucu. Genelde ilk polikliniğe geldiğinde anneye diyorum ki bir emzir bakalım. Neyse bunu öğrenmişler. Ama bunda anne yoruluyor. Bebek de asılarak çekmeye çalışıyor ve sadece göğüs ucunu alıyor. Hiç keyifli Ağırlık değil. veriyoruz çocuğa. Aynen öyle. Bir de çekerken göğüs ucunda yara yapıyor. Burada yapmamız gereken evet. şey önce annenin çok rahat etmesi gerekiyor. Önce rahat edecek. Arkamıza yaslanacağız. Yastığımızı koyacağız. Kolumuzun altına bir tane yastık koyacağız. Önce anne rahat etti. Rahat ettikten sonra şu kolumuzda da güzelce ne bebeği kavrıyoruz. Bebekle meme aynı hizaya gelecek. Bebeğin karnıyla bizim karnımız üst üste gelecek. Elimizi de C pozisyonuna getirip emzireceğiz. C pozisyonunda yani. Evet, geldi. şu şekilde makaslamayacağız. Evet. Bu şekilde anne saatlerce emzirebilir. Kolunun altında şeyler evet, biraz dokunalı, geriye yaslandı. Eller açıkta olsun, kafa açıkta olsun gerekirse. Çünkü çok terliyor, efor harcıyor bebeğimiz. Bebeğimize dokunalım, konuşalım, temas edelim. Yani emzirmekten keyif alalım. Ya çok tatlısınız Nursel Basut. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Ne güzel teşekkür anlattınız. Ben teşekkür ediyorum. Hakikaten şahane bayıldım. Böyle olsa saatlerce dinleyebiliriz. Ee, çok güzel bilgiler vardı. Ee, sayfanızda belki bunlara, bu konulara değiniyorsunuz. Evet. Çok te çok çok teşekkür ederim. Benim için de bir keyifti buraya ee, gelmek. Sizinle tanışmak ben teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Evcil hayvan sahipleri ekran başına. Minik dostlarınızın sağlığı ile ilgili tüm merak edilenler bu programda. Kedi ve köpeklerde görülen hastalıklar neler? Hayvanlarda kök hücre nasıl elde edilir? Tedavinin etkileri neler? Veteriner hekim Hande Mutlu anlatıyor. Az sonra sağlıkla gülümse de. Evet Hande Mutlu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hande hanım veteriner hekim. Ee, şimdi de evcil çocuklarımızdan. E, ...bahsedeceğiz... Evet. E, ...mutlu musunuz bu mesleği yaptığınız için... ...çok e, merak ettiğim e, bir şey... Siz, ...çok mutluyum... E, tabii ...siz ki. çünkü başka şeylerden şimdi anlatacağız... <laughs> evet. ...da bahsedeceksiniz... E, ...çok tatlı değiller mi hepsi... ...çok tatlılar... ...ağzı dili olmayan... ...derdini anlatamayan canlıların... Evet. E, ...kaliteli yaşamalarına... ...sağlıklı bir şekilde yaşamalarına yardımcı oluyoruz... ...bu da tabii bizi mutlu ediyor... ...evet bugün konumuz... Evcil yavrularda nelerden bahsedeceğiz? E, bugün kök hücre tedavisi ve uygulamalarından bahsedeceğim ben. Hı hı. E, kök hücre tedavisi, beşeri, hekimlikte çok uzun yıllardır çalışılıyor zaten. E, veteriner tıbba da son yıllarda e, pratikte uygulamaya dökülmüş durumda. Dolayısıyla ben de bununla ilgili kısa kısa bilgiler var, vereceğim e, size. Kök hücre nedir? Kök hücrelerin e, özellikleri neler? Bu alanda nasıl kullanılıyorları çok merak ediyoruz. Peki. E, kök hücre e, canlının ana rahmine girdikten sonra e, gelişiminin ilk evrelerinden itibaren e, organ ve dokuları oluşturan, uzun süreç içerisinde kendini yenileyebilen ve e, vücutta belli sinyalleri aldığı zaman da farklılaşabilen hücre grubu. Buna kök hücre diyoruz. E, tüm canlıların... E, Gelişmelerini ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için de kök hücre ihtiyaçları var. Ee, kök hücrelerin özelliklerine gelince, bunları e, göç etme yetenekleri var. Vücutta herhangi bir yoldan alındıklarında hasarlı bölgeye göç etme. E, yine hasarlı organ ve dokuya farklılaşabilme özellikleri var. E, kendi kendini yenileyebilme özellikleri var ve bazen bazı kalıtsal hastalıklarda enzim defeklerinin yerine de enzimleri koyma gibi özelliklerinden faydalanabiliyoruz. Evet, evcil hayvanlarda nasıl uygulanıyor? E, hangi hayvanlarda daha uygun? Buyurun. Evcil hayvanlarda kedi, köpek ve at da şu anda uygulama alanı var. Ee, nasıl uyguluyoruz? Tabii ki önce hastalığın tanısını koymak gerekiyor. Ee, tanı koyduktan sonra kök hücre tedavisi endikeyse e, protokolümüzü hazırlayıp, kilograma göre dozlarını belirleyip, uygulama yolunu seçip e, hastaya uyguluyoruz. Ee, PRP ve yağ enjeksiyonu uygulamaları kök hücre tedavisiyle aynı mı? Onu soracaktım. Ee, değil. PRP... E, periferik kandan periferik kanın özel bir işlemden geçirildikten sonra e, kırmızı kan hücrelerini çökerek üstteki e, büyüme faktörlerinden ve trombosit dediğimiz yapılardan zengin olan kısmı ve e, sadece otolog dediğimiz yani kişiden aynı kişiden yine aynı kişiye uygulanabiliyor ve endikasyon alanları da biraz sınırlı tabii kök hücreye göre sistemik olarak uygulayamıyoruz. Ya ise bizim stromal vasküler fraksiyon dediğimiz uygulama ise bu bildiğimiz bir liposuction fraksiyonu aslında. Onun içinde de kök hücre var ama yine ön progenitör ön kök hücreler mevcut ve yine kendini rejenere edebilen vücutta bazı hücreleri içeriyor. Yine bu da aynı şekilde Kişiden Aynı kişiden aynı kişiye uygulayabiliyoruz ve onun da sistemik olarak uygulaması yok. Sınırlı evet. uygulamalar var. Peki kök hücre hayvanın kendisinden mi elde ediliyor? Kök hücre e, hem kendisinden elde edilebilir hem de sağlıklı bir hayvandan elde ettiğimiz kök hücreyi hasta bir hayvana uygulayabiliyoruz. Hmm, evet. O da var. Bunun için hazır zaten bankalar mevcut. Kök hücre bankaları. Dokudan elde ettiğimiz için yağ dokudan. E, oradan temin edip hasta hayvana veriyoruz. E, peki e, başka hayvandan alınıp uygulandığında bu kök hücre e, can, can da anlayamadım ben onu e, Müge soruyor. Bir reaksiyon oluşuyor mu? <laughs> Şöyle bir reaksiyon oluşmuyor. Normalde doku reddi gibi durumlar için herhalde evet. bu soru bir reaksiyon oluşmuyor çünkü kök hücrelerin mezankimal kök hücrelerin özellikle vücutta bir doku reddi gibi immünolojik bir reaksiyon oluşturma özelliği yok. Peki hangi koşullarda üretiliyor kök hücre? Evet bu gerçekten önemli bir konu çünkü kök hücreler iyi üretim koşullarında üretilmesi gereken hücreler çok steril şartlarda üretiliyor. Zaten hali hazırda da üniversite bünyesinde kurulmuş olan yine GMP'ye sahip laboratuvarda hayvan içinde kedi köpek kök hücresi temin ediyoruz, üretiliyor ve bizler de temin edebiliyoruz. E, ne kadar saklanabiliyor? Eksi 80 derecede çok uzun süre saklanabiliyor. Sonra uygulama sırasında özel bir çözünme protokolü var. Onu uygulayıp hayvana uygulayabiliyoruz. En merak ettiğim soruya geldim. Kök hücre tedavisi hangi hastalıklarda e, kullanılıyor? Kök hücre tedavisi aslında birçok hastalıkta kullanılabiliyor günümüzde de. Eee hastalıklar, yani bağışıklık sistemini etkileyen hastalıklar. İşte sebebi olmayan kaşıntılar diyeyim. E, bizim e, bir takım reseptörlerinin eksikliğine bağlı olarak gördüğümüz miyasteniye gravis denilen hastalık. Nörolojik hastalıklardan beyin omurilik hasarlarında kullanabiliyoruz. Ee, i̇nsanlarda Alzheimer ve Damas yönünde de tabii çalışmalar var. Endokrinolojik hastalıklar, obezite, e, diyabet çok önemli. E, bunun dışında romatizmal hastalıklarda kullanılıyor, romatoid artrit gibi. E, Köpeklerde Bir de tabii de, ki kedilerde tabii, de bu tabii, hastalıklar tabii var, oluyor. tabii Ay, ki var çok ee, ve aynı zamanda evet. da ortopedik vakalarda ortopedikte işte. kullanılıyor tabii mu? Ki, evet. Kaynamayan kırıklarda, artritte, kireçlenme dediğimiz eklem problemlerinde bunlarda da kullanabiliyoruz. Ee, kök hücre kedi ve köpeklerde nasıl etki ediyor? Nasıl uygulanılıyor? Ne kadar zaman sonra mesela etkisini gösteriyor? Ee, şöyle kök hücre bir kere öncelikle vücutta herhangi bir hastalık oluştuğu zaman bir dizi reaksiyonlar başlıyor tabii ki. Dolayısıyla hasarlı organdan bazı sinyaller kana geçiyor. Ve siz kök hücreyi uygulama şeklinize göre vücuda verdiğinizde kök hücre bu göçe de edebilme yeteneğinden dolayı o sinyalleri algılayıp hasarlı bölgeye gidiyor. Ve aslında kökücü şu, yani dejenerasyonun, bozulmanın olduğu her organda bir yenileme sağlıyor. Böylece de etki ediyor ve aynı zamanda tabii ki bağışıklık sistemini düzenleyici, e, imun modülatör etkisi de tabii ki yabana atılamayacak bir şey. Çok, <laughs> çok, çok güzel önemli. şeylerden bahsediyorsunuz hocam gerçekten. E, uyum sağlama durumu burada süreç nasıl? Çok kısa alayım. Hücre. Evet hücreyi uyguladınız hı hı. mesela ne kadar süre sonra biz burada bir iyilik e, görmeye başlıyoruz? Ee, şöyle şimdi e, kök hücre tedavilerinde zaten yaptığımız konvansiyonel tedaviyi asla kesmiyoruz. Kök hücreyi uyguluyoruz ki bozulan hücreleri rejenere etsin diye. Benim tabii kendi klinimde yaptığım uygulamalarda yaklaşık bir hafta içerisinde parametrelerin biyokimyasal parametrelerin gerilediği bizim için çok önemlidir. Hani annelerin de çocuklar için önemli olduğu gibi kedinizin, köpeğinizin yemeye başlaması, bunu görmek zaten klinik olarak da hem immünolojik olarak da hem de biyokimyasal olarak da bize çalıştığını gösterebiliyor. Hocam ben bilmiyordum ama bilmediğimiz bir konuda güzel bilgiler veriyorsunuz gerçekten. Peki başarı oranı tıpta, veterinerlik tıbbında nedir kök hücre tedavisinin başarı oranı? Veteriner tıpta şu anda yapılan çalışmalarda, kendi yaptığım uygulamalarda yaklaşık %80-90 civarında diyebilirim. Bu da önemli bir oran tabii. Gerçekten çok güzel şeylerden bahsediyorsunuz onlar da bizim canlarımız birlikte Kesinlikle. bir hayatı paylaşıyoruz özellikle kalça problemlerinde de evet. iyi diyorsunuz Evet evet evet, evet. eklem problemleri Çok oluyor köpeklerde özellikle köpeklerde Köpeklerde de sık. oluyor mu? Kalça kedilerde problemi. çok fazla olmuyor köpeklerde özellikle genç köpeklerde büyük köpeklerde tamam, daha fazla çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür güzel ediyorum. bir bilgi verdiniz. gelmenizi çok değerli buluyorum. Ben de Dedim çok buraya. memnun oldum. Çok teşekkür teşekkürler. Edin. Efendim, şimdi Profesör Doktor Erol Tavmergen, Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı kendisi bize bilgilerini aktaracak akademik bilgilerini izleyelim. Bebeğin yaşının esasında çocuksuzluk için önemli bir parametre olduğunu aşağı yukarı. Herkes gerek hastalarımız gerek toplum ve tabii ki hekimler gayet iyi bilmektedirler. Ancak bu ebeveyn yaşında bugüne kadar hep anne adayının yaşının daha önemli olduğuna dayalı bazı bilgilerimiz vardı. Ve bilhassa kadın yaşının 38'i aşması durumunda gebe kalma başarısında olumsuzluklarla karşılaşma riskimizin arttığı artık günümüzde kabaca herkes tarafından bilinmektedir. Ancak burada gözden kaçan önemli faktörlerden bir tanesi esasında baba adayının yaşının da oldukça önemli olabileceği konusudur. Baba adayı yaşının 35'i aşması ve bilhassa 50'yi aşması neticesinde gebe kalma başarısının anlamlı bir oranda düştüğünü ifade etmek isterim. Son senelerde yapılan çalışmalar neticede 35 yaş altı erkek grubuyla 50-45-50 yaş üstü erkek e deki gebelik başarısını kıyasladığında ortalama 5'te 1 yani yüzde %20 oranında sadece baba yaşına bağlı olarak bir azalma ile karşılaşıldığını ortaya koymuştur. Buradaki en önemli faktör aynen kadın yaşının etkisi gibi çevresel maruziyetlerin seneler içerisinde artması, yediğimiz, içtiğimiz gıdaların, buradan elde ettiğimiz bazı maddelerin eşe hücrelerini olumsuz yönde etkilemesi, bu eşey hücrelerinin gerek kalitesi bu açısından erkeklerde sperm sayısı, sperm hareketi veyahut da şekil anomalilerinin artması yönünde bir problemle karşılaşılabilmektedir. Erkekte sperm üretimi testosteron hormonları olduğu sürece, testis bulunduğu sürece bir şekilde devam etmektedir ama dediğim gibi gerek sayı, gerek hareket, gerekse de şekillen ilgili sorunlar karşımıza çıkmaktadır. Dediğim gibi burada çevresel maruziyetler, elektromanyetik alan, radyasyon, gıdadan gelen bazı problemler ve yiyecek, ilecek, içecek alışkanlıklarımız ve bilhassa sigara tüketimi, bazen alkol ve bazı başka yabancı maddeler, toksik maddeler erkekte çocuk sahibi olmayı olumsuz yönde etkilemektedir. Ve bilhassa yine folik asitin düşüklüğü, bazı yağ asitleri, omega 3 gibi yağ asitlerinin azalması, e, sperm hücresinin kendi koruma şansını azaltmakta ve yine serbest oksijen radikallerinin ortaya çıkmasıyla spermin DNA bütünlüğünün bozulmasına, kromozomal yapısının bozulmasına ve netice itibariyle embriyonun oluşurken e, iyi bir embriyo, kromozomal anlamda da iyi bir embriyo meydana getirememesine yol açabilmektedir. O yüzden erkek yaşının artışı da aynen kadın yaşının artışı gibi önemli ve kritik bir parametredir. Sadece kadın yaşının artması e, infertiliteyi olumsuz yönde etkilememektedir başarılı sonuçları. Erkek yaşının da bilhassa 45'in üzerinde bulunması halinde e, gebe kalma başarısının azalacağını unutmamamız gerekir. İşte bu tür erkeklerde, yaşı ileri olan erkeklerde Yine sperm ayıklama yöntemlerinden bazı özel yöntemlerin seçilmesi veyahut da bu erkeklere önden bazı tedavilerin verilmesi uygun olacaktır. Ancak bu şartlarda çiftin gebe kalma şansının daha iyi noktalara getirilebileceğini unutmamamız gerekir. Evet hocamıza çok teşekkür ediyoruz kıymetli bilgileri için. Sağlıkla gülümsenin bugün de sonuna geldik. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın efendim.